Zeynep! Anne! Ben sarılabilir miyim? Sarılabilir miyim? Büyüdün annem. Sen büyüdün kuzum. Ah benim güzel gönlüm. Siz gönlü aslansınız değil mi? Size birkaç sorumuz olacak hanım. Tamam ama iki dakika bana izin verir misiniz? Çocuğu getireyim de ve dağlansınlar ne olur. Anne. Allah aşkına dur lan. Anne! Nereye gidiyorsun anne? Nereye gidiyorsun? Anne ben de sana geleceğim. Ne olurum. Neden susuyorsun anne? Anne neden susuyorsun? Ben de seninle geleceğim. Sen de telefonda ne diyecektin? Anne. Diyecekti. Bu senin olsun. Düşmenizi sana hediye getirsin. Ben hediye istemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bak unutma. Ellerimin sıcaklığını unutma. Çünkü onları hep tutunmayacağım. Sen de benim ellerimi hep tutunmayacaksın. Tamam mı? Tamam. Şimdi benim gitmem gerek. Hadi kızım bırak. Hadi kızım. Hadi kızım. Gitmem. Hadi kızım bırak artık. Sağlık kontrolü nasıl geçti? Çok iyi.
Kolunda bir yaltısı vardı. Kemikte sorun görünmedi. Çıkardılar. Her şey yolunda gözüküyor. Sence de her şey yolunda mı? Tanımadığın insanlarla konuşmuyorsun demek. Tamam. Tanışalım. Benim adım Sinan. Senin adın ne? Benim adım da Tuna. Beni seçti. İsmini seçti. Hadi gel. Odamız şuradaydı. Çok mu kaşınıyor? Ama bak kolun iyileşmiş işte. Doktor amca öyle dedi. Hem alçın alınca daha rahat etmedin mi? Bilmem. Önce tost sonra lollipop. Anlaştık. Ben aç değilim. Benim kızım da akşam bu saatlerde sütünü içmezse surat asıyor. Acaba sen de öyle mi yapıyorsun? Tabii benim kızım senden biraz daha küçük. Küçük kızlar nasıl olur bilirsin. Çok mu küçük kızınız? Senden küçük. Şu kadar mı mesela? İşte sayılır hemen hemen. Şu kadar mı? E işte. Hadi soğutmadan tostumuzu yiyelim. Efendim? Evet, burada yanımda. Öyle mi? Tamam, hazırız biz. Anlaşılan, hemen tostumuzu ve sütümüzü bitirmemiz gerekiyor. Annene kavuşacaksın çünkü. Anneme mi? Evet, ama polis kuralları gereği tostunu ve sütünü bitirmeden annene kavuşamıyorsun. Bol baba. Bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Sizde tarak var mı? Tarak mı? Bulurum. Niye? Annen gelmeden saçımı tarayacağım. O yaktan üzüldüğümü anlamasın diye. Tamam, tararız. Hı. Ama yavaş ya, boğulacaksın. Abla. Efendim? Sen de kızına kaplumbağa. Onlar kendi evlerinde yaşıyorlar. Onlara ev yapmaya gerek yok. İşleri çok kolay. Öyle mi? Hiç benim böyle aklıma gelmemişti. İyi fikirmiş. Polis abla. Efendim? Kızına söyle, sütünü iç. Bak bu kadar olur sütle. Hatta daha fazla olabilir. Anlaştık. Şimdi seni bırakayım. Kaplumbağanı sonra sana getireyim, olur mu? Alır. Polis abla. Efendim? Saçlarım için çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Amirim, Melek Akça'yı getirdim. Şoka girmiş çocuk. Allah bilir ne yaptı o cani kadın buna. Meleğim, bitti kızım. Bitti her şey. Bak, seni buraya bana getirdiler. Artık hiç ayrılmayacağız.
Hiç. Bir şey söylemeyecek misin Melek? Bak, annen yanında artık. Bir şey söylemeyecek misin? Sen benim meleğimsin. Sen nasıl istersen. Söyle. Ben melek değilim diyor. Böyle yapıyor ahlaksız karı işte. Çocukları kaçırıyor. Bu hikayelerle kandırıyor. Çocuk hırsızı, manyak. Sonra benim kapıma geliyorsunuz. Psikologlarla bilmem nelerle. Yakaladınız mı o karıyı? Evet. Zeynep Güneş yakalandı Şule Hanım. Oh. Anladınız mı kim suçluymuş? Benim bir suçum yok. Bütün suç o çocuksuz kuru kısır kadının. Hapse atın onu ya. İbret ailem için tutun onu. Hücrelerde çürüsün. Benim çocuğuma yaklaşmasın bir daha. Anne. Kızım. Yok bir şey kızım. Ben şimdi seni eve götüreceğim. Bundan sonra hep beraberiz. Sen benim meleğimsin. Sen meleksin. Evet Melek. Annenle eve gidebilirsin artık. Bir güzel dinlen. Seni yorduk biliyorum. Melek çocuk büronun takibinde. Tabii siz de. Bundan sonra Melek'i sık sık ziyaret edeceğiz. Nerede yaşıyor? Nasıl yaşıyor? Bütün bunları. İşte kaplumbağam. Benim kaplumbağam değil. Teşekkür ederiz amirim. İyi günler. Gel kızım çıkalım. Kızına iyi bak, olur mu? Onu kurtarırsan sen de kurtulursun.